Arkadaşlar, Assalamualaikum. Yeni bir video karşınızdayız. Bugün size harika el yapımı mantı ve köfte yapacağız. Çünkü buraya annem, teyzem, ablam dün geldi ya buraya. O yüzden onlar bana öğretecek nasıl yapılır. Tamam mı? Bir de köfte de anne yapacak. Oo, annemin köftesi çok meşhurdur. Ha, çok güzel. Ona göre. Bir de arkadaşlar, 2 Şubat'ta biz 100.000 abone hedefliyoruz. O yüzden kanalımıza desteğini bekliyoruz. Lütfen destek olur musunuz? Eğer 100.000 abone olursa biz özel 100.000 abone video hazırlayacağız size. İnşallah biz buradayken olurduk. Amin inşallah. Harika oldu. Bir haftada 4.000 takipçi mi gelecek? Tabii ki gelir. Niye gelmesin değil mi? Sen neden öyle söyledin? Sen niye üzüyorsun benim? Sen niye üzüyorsun bu kızı? Ya bu gelir mi ya bir haftada 4.000 takipçi? Tabii ki de gelir. İpek Saman'dan çok niye gelmesin? Ben bile çok seviyorum yani. Gelir inşallah. Hatırlıyor musun İkaya da kanalı hediye etme aşamasında kaç abone gelmişti? Hatırla. 1000 aboneden bahsediyordun. Kaç bin geldi İkaya? 25.000. Ya. Tamam hadi biz burada olsak ne yapacaksın? Ne yapacağız? Ne vaat ediyorsun? Ne yapacağız? Tamamdır. Eğer siz buradayken kanal 100.000 abone olursa, 100.000 takipçiye ulaşırsa söz veriyorum havai fişek patlatacağım. Gerçekten mi? Ciddi evet. Mi? Evet. Ama yani bir haftada 4.000 olması lazım yani. Ya inşallah olur, olur ya. Olur. Havai fişek. İlk defa yakından ama sözünde şey duracaksın. Ben sözümde dururum canım. Benim ağzıma çıktı bir kere yani. Biliyorum duracaksın da ama bu birazcık böyle farklı geldi. Havai fişek falan. Yani patlatırız. Çünkü 100.000 abone özel videosu. Fervan. Zaten onun için bir şeyler hazırlayacaktık. Siz buradayken olursa da çok böyle güzel. De bir söz veriyorum. Harika müthiş olur. Bir havai fişek İnşallah. Gösterisi düzenleyeceğim. Harika olur. Değil evet mi? Yaparız. Niye yapmayalım? Tamam. Fireworks. Fireworks evet. Aynen. Havaya bum bum patır çıtır çıtır patlıyor böyle havada. Ha. Ama gece. Öğlen açma yani tamam. Öğlen olur mu canım öyle Allah Allah. Yani. Belki sen aşk ismin olduğu saat bir yani hemen açma. Öyle olur mu canım anladı öğlenleyin. Geceyken ama çok komşu nasıl? Açıklıkta yaparsın, açıklıkta. Uzağa gitmemiz lazım değil mi? Havai fişek patlatmanın belli kuralları var zaten. Yani o yüzden yani bayağı bir açıklık bölgeye gitmemiz lazım. Mahalle ya gidelim şurası bomboş arazi, kimseyi rahatsız etmeyecek aynen. Şekilde. Zaten 20-30 saniye falan sürüyor. Böyle yoğun bir havai fişek gösterisi yaparız. Böyle 20-30 saniye böyle patır patır çatır çutur. Harika olur. Tamam, yaparız yani niye yapmayalım bu kanalımız için bir kutlama hem takipçilerimize görsel bir şov sunmuş oluruz. Olur. Yani inşallah dediğiniz gibi olur. Amin inşallah. Çak bir de olacak. Amin inşallah bir de çocuklar da burada. Tamam. Hı. Uzaktan uzak. Tamam arkadaşlar. Şimdi ben dedim yapmam tabii köfte yapacağım tamam mı? Arkadaşlar bakın hamur böyle oldu daha önce yani böyle yoğurmuş ya 4 tane yumurta. Onda 3 kilo sonra lıksiyo böyle yoğurdu. Yoğurmak evet. Ne yoğurdu? Manda yoğurdu mu? Yok. Doğru da mı? Yoğurdu doğru, evet. Doğru. Hamur yoğurdu. Ben sordum hani bu hamur yumuşacık. Elisin kulak gibi mi ya da sert mi? O zaman sert. Burnum burun gibi. Anladım. Tamam. Biraz benim kaşımı gözüm burnumu her türlü yemeğe karıştırdınız be. Ha? Ama evet daha o lokma var ya o kulak. Ya, kulak memesi. Bu da burun memesi. Tamam burada yoğurdu. Bekleyeceğim ne kadar duruyor? Yarım saat, bir saat dinlenecek hamur. Dinlenecek. Yarım saat, bir saat mi? Dinlenecek evet. Bir saat. Kapatmış, bu poşeti kapatmış. Sonra yuvarlak böyle bol. Yuvarlak sonra böyle yoğurdu. Sonra hamur ne olacak? Böyleden sonra. Hani öğleden sonra mı? Yok. Böyle olduktan sonra. Sonra açacak böyle yufka gibi. Sonra kesecek. Hani elin gözüküyor ama söyleyeyim. Saçma. Oo, de. Vay be.
Hemen döktürmüşsün ya, gelir gelmez. Oğlum mantı. Yufka hamur yiyor. Oğlum mantı istedi. Oğlum mantı istiyor da oğlum da şeyde. Kalınlık diyette rejimde. Yufka hamur ya da daha kalın. Yeter. Bu kadar kalınlık yeter. O zaman daha kalın yufkadan. Evet, şimdi kare teyzem kesiyor. Mı? Teyzem de usta hamur işlerinde maşallah. Kare kare mi kesiyor anne? Aha, evet. Kare kere kesici. Kare kere mi? Kare kare. Sonra içine kıyma koyacağız. Oo, seni kıyma... sen de mi öğreniyorsun ya? Baka baka. Kıymamız nerede? Bak. Arkadaşlar kıyma burası. Hani bu içinde ne vardı? Kıyma var işte. Kıyma, soğan. Ha başka neredesin? Bir şeyler de mi var? Soğan, soğan. Şey, soğan neredesin? Soğan, karabiber. Karabiber. Tuz. Tuz. Kırmızı biraz. Kırmızı biber. Bu kadar. Kırmızı biber, Allah toz. Allah Allah. Vay be. Böyle toz. Acaba İç Anadolu'da da böyle mi yapılıyor acaba? Olur mu ki acaba? Evet, öyle genelde. Ha. Bak, ya biraz farklı da bir. Ya ben mesela Kayseri'de mantı sulu anne, bilmiyorum çok hitap etmedi bana ya. Ben artık yoğurtlu alıştığımdan dolayı mıdır bilmiyorum. Kolay mantı diyorlar. Küçük yapıp pişirip üzerine salçalı su yapıp tekrar pişiriyorlar. O da güzel oluyor aslında. Evet, böyle bir dünyaya benzedi. Dünyanın paralelleri gösterirken gibi. Paraleller meridyenle öğrendin mi Selin? Evet. Ha işte bak, ona benzemiyor mu? Benziyor. Paraleller, meridyenler. Aynen. Meridyana benzemiyor da paralelle benziyor. Sonra bunları tek tek incik incik böyle. Sarcak. Tabi bu aslında mantı kesim şeyiyle olsa daha rahat olurdu. Hı. Daha çabuk olurdu da. O böyle pizza için. Evet evet evet. Biliyorum. Pizza bıçağı mı? Evet. Mi deniliyordu? E tabi canım. Böyle yuvarlak bıçak. E ben size dedim ya alayım gelelim diye. Ya şimdi bir onun için çıkma dedik yani. O pizza bıçağı evet. O hamur bıçağı çok rırt. Evet. Böyle. Nasıl? Vay be. Tabii ki kolay oluyor. Bak mesela biz aldık ya o marketten sadece 3 lira 4 lira bu içini kıyma mı acaba? Değil. Soya sosu var, onu karıştırma yapıyorlar. Ciddi mi? Evet. Yani %100. Yok be, onun içinde et olur mu hiç markette? Tabii. %100 mantı ev hanımları yapıyor ya, böyle satıyor. Onlar da oluyor. Ya yani markette %100 bulamazsın yani. Tabii ki yani. Ya da pahalı olabilir çünkü. Tabii canım. Zaten el yapımları oluyor da pahalı oluyor. Böyle değil. Değil evet. Markette satıyor. 3 liraya bile var. 2 liraya bile var. Bırak. Evet, yedik güzel. Ya biz Bursa'da. Çünkü kıyma değil ya. Ama çok da lezzetliydi ya. Ne koyuyorlar içine bilmiyorum. Asıl lezzetini veren bence şey, kıyma. Tabii kıyma falan orası zaten öyle de, yoğurdun kalitesi, yoğurt, tereyağı, sarımsak. Kesme. Tabii ki. Of be, asıl işte mantı o yani. Kanımız evvel iyice çıktı. Ya ben öyle yaparım. Nasıl sarıyor? Sen teyzenin... Benim teyzenin karnını değil, takipçinin karnını da acıktırıyor. Sen yengenin pastellerini götürüyorsun ha? İçin dışın boyanacak sonra. Aa. Böyle koyacağız. Koyacağız. Çok büyük o. Bak, değil mi? Tamam işte, anne belini korkak alıştırmıyor. Bol bol koyuyor. Midemiz bayram etsin. Ana olay yani. Annenin oğlu eli hep boldur. Yap bakalım ha. Yağmış be. Anam ne yaptı sen? Yok, kayık yaptı ya ondan. Teyzem kim çekilesin? Teyzem prof ya maşallah. Bak. Ha, dört ucunu birleştiriyor. Şey gibi. Battaniye dürer gibi yapacaksın. Nasıl bu benim ya? Dört ucunu birleştir. Bana ne soruyorsun? Burada bak, ustalar var. Teyze bak bak ne yapıyor, bak ellerine bak. Dört ucunu. Hadi İngilizce söylenecek bir şey olsun bir söyleyeyim ben teyze, sana. Teyze böyle dört ucu. Söyle. Hah, aynen de yapın bakalım. Şöyle. Aa, dört ucu. böyle oldu. Bravo. Vay be, hayatındaki ilk mantıyı dürdün öyle mi? Evet. Mantı açmak mı deniyor buna? Sermek mi deniyor? Ne mantı deniyor açmak. Anne? Mantı açmak. Aa. Bak teyzem ama... farklı da yapıyor. Bak bak bak. Mantı. Oo. Mantı. Mantı açmak. Yapar mısın? Neyse, sen hepsini öyle yap vallahi. Mantı açmak diyorsunuz da. Aşağı doğru. Ha, o da bak hadi evet. O da ayrı bir şey. Aa. Yarasa gibi oldu ha. Unuttum be ya. Unuttum be ya mı? Sen macir oldun etten ya. Bizi de geçtiniz. He. Sen yanlış yerde doğmuşsun. Hmm, şu ablama bakın be.
Vay, vay ne götürülür bu. Aldın ya bak şu parmakların arasına aldın bunu. Dört ucunu böyle birleştireceğim. Ah tamam. Yani mantı açmak diyorsunuz da kapıyorsunuz ki şu anda. Evet aslında mantı kapatmak. Evet, sen bazı yerlerde ben kazandırdım buna. Enes hatırla bana hatırlatmış oldum. Bazı yerlerde öyle diyorlar mantı kapacağız diyorlar. Allah. Evet hatırladım şimdi bak öyle deyince. Yaptım. Onu sen yiyeceksin ha ben yemem. Tamam, onu ayır bir kenara. Yok. Yiyelim sen yiyorsan yok. Ne demek istiyorsun? Şaka, şaka yaptım dayım güzel olmuş. Bak kimin prof oldu bu da belli oldu. En çok teyzemin önünde var maşallah. Evet. Hamuru koyayım mı içine hamuru? Teyze az konuşuyor çok iş yapıyor ya maşallah. Evet. Sizin Endonezya'da var mı buna benzer bir yiyecek? Yok. Böyle hamurla uğraşılan hamuru... böyle bir şey. Ben dün videoyu daha önce yaptım ya. Tamam. Annem gelince ben o pastayı verdim ya. O en uğraşıyor yani. Büyük, yine de büyük hamuru. Küçük değil. Siz bugün mantı yapmaya karar vererek en mantıklı kararı mı verdiniz? Aynen öyle. Ay, mantımızı çalıştırdık diyorsunuz ha? Evet mantığımızı İka. Çalıştırdık. Ben daha önce yaptım ya o lokma. Neden başaramadı biliyorum çünkü bayağı sert yani aslında. Kulak memesi gibi de inek memesi gibi olmuş o. Olabilir. Eğer hamuru sert ya kulak memesi olmak için ne koydum acaba? Su mu acaba? Su su daha çok su koyacağım. Su. Yani. Ne kadar su koyarsan o kadar cıvık olur. Tabii yumuşak olur. Aa, daha az koyarsan sert olur. Anladım. Ya bak annem bir kahvaltıda yapsın burada gör. Tamam. Ha. O zaman su az koydum ben daha önce anlattım. Yok seninki de fena değildi yine güzeldi ya yani. Ne sağlık. Bak içine bol bol kıyma. Okay. Arkadaşlar bakın çok güzel ya böyle. Oo. Sonra hemen kaynatıyor. Bir de yoğurt ve sarımsak sosu. Çok güzel. Of. Tamam bir de bunun yanında ekstra köfte olacak değil mi? Halis Moris annemin köftesinden. Hani senin İka şu mükemmel bir şekilde öğrenip aradan geçen iki hafta sonra inanılmaz bir şekilde unuttuğum köfte. Tamam unutmayacağım yani. Ben videoya bakacağım nasıl yapılır. Ha, tamam hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi bir ikinci hamur açacağım tamam mı? Bak anne çok seviyor ben. Bu 3 kiloluk bu 8 tane olmuş. Ondan 8 tane mi var? Evet. Oo. Çukuraşa böyle bunu böyle böyle açacağız. Sen yap. Ben mi yapayım? Tabii canım. Önce annem bakacağım. Tamam annem bir tane yapsın bakalım sen tamam. Bak nasıl açıyor. Tamam buradan. Burada annem. Merdane lazım mı anne? Merdane lazım tabii. Merdane. Var mı burada? Onun var. Ha tamam. Sen yanlış öğrettin bana ya. Şaka yaptı Dürdane değil mi? Sen istersen çekeceksin mi? Aa, ben biraz şey yapayım, tamam. Sen bana sordun. Ooo, şu yıkaya bakın siz be. Anam. Ama o küçük olan var ya, adı ne? Oklava. Ha, o zor, oklava. Ben bilmiyorum o yapmayı. Oklava ile baklava yapsak olmaz mı? O zaman uğraşıyor ya. Ama hep beraber böyle kadınlar güzel yani. Tek tabii baş, canım. Tek ya, başıma sohbet, ben muhabbet. Stres oldum yani. Yardımlaşma ne kadar güzel oluyor. Evet. Sohbet, muhabbet bir de böyle aileler toplanıyor. Birlikte yapıyorlar sonra bölüşüyorlar ya. Hı hı. O da güzel bir evet, şey bence. Bayağı açtım be. İyi yaptım be baksana şuna. Bak annem prof olmuş artık gördün mü? Tabii ki. Hamur işlerinin kralı annem. Yok ya o kadar da değil oğlum ya. Biraz abartıyorsun sanki. Yok be ya ne abartacağım teyzem de öyle ha. Öyle. Yemekler lezzetlidir yani. Kaç yaşımıza gelmişiz artık tabii bazı şeyler ustası olmuşuz herhalde. O baklavacı var ya orada erkekler yapıyor sen dedin ya. Tabii baklavalar erkekler yapıyor. Ama baklava yapmak, baklava o hazır baklavalar var ya, onları yapmak o çok zor. Eğer onu elde yapıyorlarsa çok ince ince bir sürü hamur koyuyorlar üste. Çok şey olmasın be. Hadi sen de yardım et, senin de çorbada tuzun olsun. Bugün çorba yapacağız ki. Bugün köfteye ve mantı yapacağız. Saat burada 3.10 geçiyor ya, Bursa'da 2.10 geçiyor. Bursa bir saat geri. Ya niye ana kız var Enes? Öyle değil mi? Allah aşkına yok be, sen de beni yapacaksın. Yok be, şaka yaptı. Türkiye'de aynı her yerde saatler değil mi? Eren ne yapıyorsun sen be ya? Yine gol atıyorsun, bir şeyler yapıyorsun orada ha? Evet. Oo 2-0 öndesin dayım. Yendim. Vay. Talha sen ne yapıyorsun? GTA oynuyorum. Sen de oynayanlara mı bakıyorsun? Evet. Bak beni sormadın mı? Ne? Bana sormadın mı? Sen yardım ediyorsun. Evet. Ha? Sen de yardım et, de çabuk bitti. Ne yapayım ki ben? Ya böyle şarmaş diyeyim böyle. Ben kaçtan hamur var. Ben senin kitapları kolyeyim olur mu? Hadi, evet doğru daha iyi. Tamam, hadi bakalım.
Bunlar bitti. Sıra köfteye geldi. 8 hamur vardı değil mi öyle? Evet. Evet, herhalde 3-4 saat sürdü. Değil mi? Mika sen ne yapıyorsun? Ders verin biraz sonra yardım edeceğim. Ha, tamam. Bak mantı. Şu an Türkçe dersin veriyor musun? Türkçe. Tamam, orada ben kendimi gördüm sanki. Burada da kırdık ya. Anne hakikaten mantını merak ettim, bakalım nasıl olacak. Oh, canavar. Köfte için anne az yağlı mı daha iyi oluyor yoksa ya çok yağlı mı? Orta yağ, çok yağlı küçülür. Hmm, bu az yağlı mı sence kıyma? Az, hiç yağsız da iyi olmaz, orta yağlı. Bu az yağlı mı? Bu az kıyma. Yağ, az yağlı sayılır. Anne valla senin köfteni ben bayağı özledim ya. Bakalım nasıl olacak. Afiyet olsun bu diye. Terus misalnya aramak ini kan arıyorum. Jadi kalau misalnya negatifnya aramıyorum. Doğru da mı? Doğru be, ben şaka yaptım sana. Topla hepsini ikiye. Hani sen şimdi bu köfte harcının içine ne koydun? Kıyma. Soğan rendesi, karabiber, kekik. Bir de biraz galeta unu. Kimyon. Kimyon, evet, kekik. Tuz. Galeta unu, evet, tuz bu kadar. Ve yumurta, bir tane de. Ne kadar kıyma de. İçin ne kadar? Göz kararı mı yine? Sarımsak konuyor. Sarımsak. Ha, sarımsak da var. Ha, oo, bakın arkadaşlar, köfte bu. Bir, bu adı ne? Tepsi. Bir tepsi. Böyle bu mantımız. Bu şu da koyacağız. O kaynamaya başladı be. Hı? Koyayım mı teyze? Ki tepsi biz çünkü kalabalık ya o yüzden. Oo. Olmuş. Tamam. Koyayım be. Allah'ım mutfak ne kadar güzel kokmuş Mika. Evet. Çok iyi ya. Eyvah be. Ooo yanıyor mu? Yok. Al onları, yanıyor. Şöyle yemekler var çünkü. Ya buraya anam gelmiş birbirinden lezzetli yemekler yapıyor oğlum diyet ya, öyle dedi bana. Evet. Of, 5 dakika pişiyor arkadaşlar, böyle şurada pişti galiba Mika. Bu ne var? Mantı kaynayacak burada, evet. Öyle mi? Bu ne? Sapsarı? Çorba. Ne çorbası? Kabak çorbası. Kabak çorbası mı? Evet. Allah Allah. Ama onun çorbası da mı varmış? Çocuklara söyleme. Neden? Çocuklara bazen sevmiyor. Falan. Kabak derse yemez mi? Evet. Ha, kabak tadı veriyor o zaman. Ne yapıyorsun hemen sen? Ana! Şuna bak be! Manda ne kadar pişiriyor anne? 30 dakika mı? 5 dakika mı? Mantı 15 dakika mı kaynayacak? Yani 15 dakika kaynayacak öyle mi? Ha. Anne sen ne yapıyorsun? Mantıya yoğurt hazırladım. Ooo sarımsak da koydun mu? Hı hı. Ne? Kabak. Kabak? Tatlısı mı bu? Hı hı. Bugün her tabağa kabak koyacağız o zaman. Evet. Öyle mi? Evet. Bitti bak. Ha, bu içine ne var yani? Sarımsak. Sarımsaklı. Tuz. Tereyağı mı şimdi? Öf be. Tereyağı. Benimki bol tereyağlı olsun anne. Zaten öyle satılıyor. Tatlısı. İşkembeli mercimek. Zaten öyle satılıyor. Tuhaf mercimek diye satıyorlar. Ama fiyatı %50 indirimli. Mercimek değil ki bu. Mercimek. Normalde yaptığımız gibi değil ki. Evet. Beğenmedin mi? İşte Van'da böyle yapıyorlar bunu. Ya Van'a göre yemesek, Bursa'ya göre yesek. Sarı mercimek. Evet. Şey bu anneciğim ya. Kabak da var içinde. Anneannem itiraf etti. Sarı mercimek. Ne kabağı ya? Kabak var içinde. Hayır. Kabak değil, tabakta diyor. Söylesene.
Ya ben sevmiyorum ya. Şimdi biliyorsun neden az koydum. Ben kabak sevmem ki. Hadi, hadi. Ben nefret ederim kabak. Evet, hiç bir kere sordunuz mu seninle kabak seviyor mu sevmiyor mu dünkü menüye koyarken? Ben sevmiyorum ya. Allah Allah. Anne ben de kabak. Hiç ergenleri dinlemiyorsunuz ya. Deneyim bakalım seni ben çobam. Bakalım beğenecek misin? Mercimek gibi. Gibi yani. Mercimek gibi. Ama değil. Yoksa mercimek ya. İşte. Mercimek, sarı mercimek. Sarı mercimek. Sarı mercimek. Nasıl olmuş? Yesene beyaz. Ne yemeyeceğim? Ne yemiyorsun? Neden yemiyorsun? Yaptı mı? Sarı mercimek ne kadar güzel. Ya bari içine şu kabak tatlısından da koysaydınız da. Bu ne son? Tatlısı olurdu ya. Ama kabak tatlısı bak güzeldir anne. Bunu ne yapacağım biliyor musun? Mantı üzerine ya. Tahin, ceviz. Of. Herhalde. Bir de dondurma olacak üstüne. Her zaman ama kaymak var. Ne olursa. Oo, tamam. Canavar. Köfte de güzel. Demek ki köfteleri getiriyorsa evet. Köfte ne yapıyorsun? Çok güzel. Evet, annem köfteleri yaptı. Cemal köftelere vurgu yaptı. Koy ortada koy. Lan beni beklemeden bitirmişsiniz ya. Ana. Bakıyorum da boğazınızdan iyi geçiyor ha. Yapımı yapmayı yapacak. Boğazınızdan iyi geçiyor diyorum ben olmadan be. Evet. Ben küçük. Ben küçük. Ben yoğurtu seviyorum da sen al alacaksın. Sayın. Efendim. Herkes bu çorba önce denesin. Tamam mı? Önce ben seni deney. Mecbur yani. Mecbursun. Damak tadım uymaz şimdi ya. Yani önce dene be. Herkes evet. Herkes denedi. Şimdi sen dene. Ben sana uzatayım sen dene. Olur mu? Yok ben denedim. Ben bitirdim. Bir kase. Nasıl? Öyle olmaz ki. Bak sen kaç puan verdin? İka anlaşılmadı tekrar denedi. Tamam tekrar dene o zaman. Yok ben anladım canım. Yani yapım olarak bir sıkıntı gözükmüyor hani yapım olarak ama lezzet olarak 10 üzerinden 3. He? Ama neden herkes kabak sevmiyor ya? Bilmiyorum ya, ben. Ne bileyim o da nimet sonuçta da çorbada gitmiyor demek. Bak, belki kızartmada olabilir belki daha güzel. Kabak faydalı biliyor musun? Köfte müthiş yani ya. Herkese de orada. Tabii ki. Evet benim bir hakkım. Yani bak restorana gideceğimi annemin köftesini tercih ederim. Benim de son olacak. Ben son. Hakikaten çok güzel. Mantı nasıl? Güzel mi? Mantı çok güzel. Kaç puan vereceksin? 10 üzerinden 9. Oo neden 9? Bir tane eksik. Hamuru kalın biraz. Annem duymaktan korktu şey başına geldi. Niye sıkıldık en sonunda büyüttük işe. Sıkıldınız değil mi? 4 saat sürdü. Tabii ki. Arkadaşlar, çok uğraşıyor valla. Önce şöyle parmak kadar kesmeye başlarken sonra böyle kesmeye başladı. Sonra dayanamayıp o büyük kesiklerini de poğaça olarak fırına verdiler. Anne bak. Siz niye başınızdan büyük işlere kalkışıyorsunuz? Yok başınızdan büyük de elimden büyük işlere kalkışıyorsunuz. Baksana çok büyük. Allah Allah. Doğru değil mi Selim? Ama önemli değil yani önemli tadı yani. Bak en son şöyle bir mantı hamuru gördüm. Ondan sonra orayı çekmedim yani kestim. Hayır. Biraz sen daha. Yani. Espri olur da o kadar da olmaz yani. Bu anneme kalp ediyorsun ya. Bu da esprinin kuyruklusu artık herhalde. Acaba Anadolu'da öyle mi yapıyorlar ya iç Anadolu'da? Tamam Selin mantısı kaç puan vereceksin? Ben mi? Bu biraz hangel gibi olmuş. 10 herhalde. 10. Abla? Mantı mı? Hı hı. Mantı 10 üzerinden 10. Selmek? 10. Telha? Ben de 10. Demek ki saat 10 yatağa konuyoruz ha? Evet önemli değil yani şeker önemli tadı biliyor musun? Şimdi tatlı vakitti. Deli abla bakalım. Deniyorum. Güzel mi? Tadı tam istediğim gibi. Böyle orta şekerli. Annem yapıyor mesela. Annem şeker sevdiği için daha çok şeker atıyor. Çok keskin geliyor. Bir tane yesem bana yetiyor ama bu böyle çok hoş.
Bunun üstüne böyle kaymak falan da olsa böyle dondurma yazın. Yazın dondurma da evet. Bunu güzel oluyor. Ya anne dön dondurma çekti. Selin sen de dene Selin. Ben almıyorum. Bak tat anneciğim gerçekten anne, çok güzel. Anne ben denedim ya. Önceden denettirdim bana. O yemek için, bu tatlı için farklı işte. Farklı evet mı? De ben annemde anneannem yapmıştı. O zaman ben denedim. Sevmiyorsun yani. Aa. Gör. Dene tam ha bakayım. Güzel. Şu an bayılacak. Bu kadar lezzetli ki bayılacak. Şimdi taşıp düşüp bayılacak. Bize görür lezzetli ama o sevmiyor. Güzel be. Harika teyze. Çok güzel değil mi? Kollarına sağlık. Bayıldı çocuk. Nutku tutuldu resmen. Ellerine sağlık. Yani o kadar güzel ki. Bayılıyorum yani. Doğru söyle tamam mı? Bak ama ilk önce hiç böyle şey yapma. Hemen beğenmemiş pozisyonuna girme. Bir tat bir çiğne bakalım. Güzel yani. Yutuyorsun tamam şimdi ben tatlıya bakayım. Şimdi kasıra sende. Güzel. Beğendin mi? Beğendim. Sizde kabak var mı İka? Var. Bize arkadaşlar kabak bazen sadece buharda pişiyor. Şeker hiç koymaya gerek yok yani. Ha koymuyorsunuz. Orijinal tadı. Kendi tadıyla. Çok mu tatlı? Orijinal tatlı. Ve öyle güzel ki. Allah Allah. Şekerli daha güzel yani. Ha. Bu buharla değil de mi adını yok? Suda. Bu suda. Suda. Aha. Bu suda. Kendi suyu yani. Aaa. Kavuruyor sadece. Kendi suyuyla yapılıyor. Bu da kendi suyuyla buharıyla pişiyor. Anladım. Güzel. Ama sadece tek var şeker atıyoruz. Gel bakayım dayı. Yani ben şeker olmazsa bile yedim yani. Şeker varsa da güzel. Tabii ki. Kabağı tuzlayarak yedirttiremediniz. Şimdi de tatlayarak mı yedirteceğiz? Güzel be. Ben en lisede iç tat yok bile yedim. Güzel. Şekersiz. Bunlar bakın, şekersiz bile yemiş. Biz seni uyardık dayı. Biz seni uyardık. Güzel. Kabak hemen tadını vermeye başladık. Yok güzel ben seviyorum ki. Bence de güzel. 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 Bunun üzerine ne gider? Eline sağlık teyze. Güzel. Enes'ciğim bunun üzerine ne gider? Tahin, ceviz bir de dondurma attın mı ölüm makinesi. Evet dondurma varsa. Müthiş. Doğru. Mükemmel. Ya da o var ya, dondurma tatlı tatlı değil adı ne? Hı? O süttan yapılıyor adı ne bebe? Bu tatlı. Hı. Sütlü kabak tatlısı mı? Yok yok, o dondurma gibi adını unuttum ya. Kaymak. Kaymak işte, kaymak da güzel. Gider ha. Kaymakla evet güzel. Sen çözmeye başladın ha, Türk damak tadını bayağı. Ya sen ne sandın? Tahin cevizli. Kaç paraydı bu? Yani baya lezzetli o an. Ciddi mi? Yok artık. Ben seviyorum ki. Ciddi. Valla. Beğenmeyeceğini düşündüm. Ama bir şey olsa var ya. Ceviz, tahin. Tahin yok burada. Ceviz bu... var da kuruyor. Evet çok güzel doğru. Oluyor. O zaman sana kabak sadece tatlı evet. Oldu. Annem mesela kabaktan pide de yapıyor. Biliyor musun sen? Babam çok sever. Güzel mi? Kabaktan pide. Meşhur karaca beyde. Yapılıyor ya normalde. Annem de kabaktan yapıyor işte. Tatlı oluyor yani o pide babam aslında tatlı pide oluyor. Güzel mi? Tatlı. Yaparım bir gün. Ben sevmiyorum. Ben çok yani. Sevmiyorum da babam çok seviyor. Evet, sen seviyor musun abla? Ben ıspanaklısını seviyorum. Kış kabağından ıspanak değil. Ben de seviyorum. Normal kabakları. Hatta araba aldıktan sonra biz buraya bana doğru geldik ya Hüseyin'le. Ankara'ya kadar sürekli pide yedik ağzımızda ıspanaklı pide. Hadi. Oraya geçmiştir ama. Evet annemle teyzem benim eleştirimden sonra mantıları daha çok içmeye başladılar. Bu ne ya böyle misafirlere koyacak olsak böyle mantık olur mu dediler. Evet bayağı bir küçüldü yani yarı yarıya küçüldü şu anda. Ne diyorsun anne? Kolaysa gel de sen yap bakalım. Ben kolay değil ben kabul ediyorum. Ama bizde bıçağı yok ki ondan zorlandınız herhalde. Evet. Bıçağı olsa belki daha küçük keserdiniz böyle. Ama güzeldi yine elinize sağlık lezzetliydi yani. Künefe tepsi değil mi anne? Evet. Ha bizim teyze oğlu gelsin buraya Hüseyin. O künefe yapacak bize ya arkadaşlar bir iki video sonra. Arkadaşlar bakın bu son hamur bitti. Bakasında böyle şekli böyle küçük küçük böyle. Böyle şekli sonra
yerken böyle yani leblebi gibi yani. Leblebi. Böyle arkadaşlar. Hakikaten mantı yapmayı çok uğraşıyor. Hakikaten mi? Ha, sen o kelime yeni kullandın ha. Daha önce kullanmamıştın sanki. Bak, benim için biliyor mu? Ben şimdi aslında tabii ki el yapımı hep daha güzel, daha sağlıklı böyle. Ama ben belki ben yapmayacağım. Çok çok uğraşıyorum. Çok zor. Ama çok zor. Bugün 5 saat uğraştık. O yüzden. Çok zor. Ara verdik tekrar oturduk. Ara verdik tekrar evet, oturduk. 3 kilo 5 saat uğraşıyor. O yüzden. O zaman 300 kilo olsa 500 saat. Satıyor ya. O belki makineyle mi ya da yapıyor. Maşallah. Evet. Ama tabii ki kendi yaparken daha like we more satisfied ne demek? Daha çok memnun olacağız. Daha memnun olacağız da ama yine de ama şimdi memnun olmadık mı diyor yani? Memnun oldun tabii ki ama teyze çok ne demek yani? Çok uğraştı. Uğraştı. Eline sağlık böyle. Maşallah ben hakikaten böyle yapamam yani. Ama yaptın işte. Bak hamur açarken belki. Oo, çayları mı getirdin Selin? Hamur açarken belki kısa da en uzun böyle çok bakayım çok ince ince böyle. Bakayım. Bak bu bir hamur bu kadar oldu. Belki 200 tane, 3 tane, 3 tane falan var. Saydın mı? Saydım. Say. Yok be, çok uğraşıyor. Tamam arkadaşlar. Kayseriler mantı meşhur ya. Orada belki her kadın yapar. Ha, bunlara puan versin değil mi? Kayseriler acaba buna bu mantıya kaç puan verecekler? Olur. Evet, annen hemen bir yüzünü ekşitti. Tamam arkadaşlar. 2 Şubat için destek olmayı unutmayın. Tamam mı? Daha çok yöresel yemeği yapacağız. Bir de bir tane yemek var ya. Belki adını bilmiyorum. Böyle kuru yufka etli. Çok güzel o. Annem de getirmiş kuru yufka. Teyzem getirmiş kuru yufka. Bir şey yapacağız burada etli böyle. Tamam mı? Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Assalamualaikum. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer daha fazla video isterseniz abone olun. Tamam mı?